Gençler selam. Bu haftanın canlı dersinde divan edebiyatına devam etmiştik biliyorsunuz. Geldiğimiz yere kadar şimdi bu haftanın şöyle divan edebiyatını kısaca bir tekrar edeceğim. Çok uzun sürecek bir video değil. Sizler de kitaplarınızdan yine takip edebilirsiniz. Bir önceki hafta divan edebiyatının genel özelliklerinden bahsetmiştik. Divan edebiyatındaki akımlardan bahsetmiştik. Sonra divan edebiyatı nazım şekillerinden bahsetmiştik. Divan edebiyatı nazım şekillerinden de sevgili arkadaşlarım şuradan hemen yine söyleyeyim. Nazım şekillerinden de özellikle demiştik ki sınavda gazel, kaside ve mesnevi bizim baş tacımız demiştik. Bir önceki videoda zaten canlı derste anlattıklarımı tekrardan sizlere anlatmıştım. Divan edebiyatı birinci bölüm olarak. Şimdi nereden devam ediyoruz? Kıtadan, müstezattan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kıta, hemen bir ok çıkarıyorum. Biliyorsunuz ki beyitlerden oluşmuş bir nazım şekli. Beyitlerden oluşan bir nazım şekli. Uyak şeması bizim için önemlidir sevgili arkadaşlarım. Yani şöyle XA, XA, XA şeklinde uyaklanır. Bu ne demek? Kıtaların ilk dizesi bağımsız. Çok pardon. Kıtaların ilk dizesi bağımsız. Yani bu ne demek? İlk dizeler birbiriyle uyaksız demek. Arkadaşlar. Kıtaların ikinci dizeleri İkinci dizeler birbiriyle uyaklı demek. Tamam. Ve kıta için bilmeniz gereken en önemli noktalardan biri en az 2 beyit, en çok 12 beyit. Yani 2 ve 12 beyit arasında değişen bir ifadesi var. Mesela bakın. Ey felek maksadın ülfet mi, adavet mi nedir? Yoksa olma ile uşşaka felaket mi nedir? Burada a ya da şöyle diyelim x, evet x a şeklinde bir durum var. Ama size derste de ve bir önceki videoda da söylemiştim. İstisnalar olabilir. Bizim kitabımızda her ne hikmetse sürekli istisnaları baz almış. Biz bildiğimiz mantıktan şaşmayalım arkadaşlar. X a şeklinde uyaklanacak dedik. Şurada zaten bir tane örneği vardı diye hatırlıyorum ben. Şurada bakın. İkinci soruda kıta örneği var. X, A, X, A. İlk diziler birbirinden bağımsız. İkinci diziler birbiriyle uyaklı. O yüzden biz de onu diyoruz. Kıta diyoruz. Müstezata geliyorum. Müstezat içinde ne diyoruz arkadaşlar? Müstezat. Bu da beyitten oluşuyor. Beyit, nazım, birimiyle oluşur. Beyitlerden oluşan bir nazım şeklidir müstezat. Uzun, kısa, uzun, kısa, uzun, kısa. Divan edebiyatında uzun, kısa, uzun, kısa, uzun, kısa, uzun, kısa diye giden başka bir tür yoktur. Zaten kısalara artık mısra denir ya da ziyade mısra denir arkadaşlar. Uzun kısa, uzun kısa giden bir şekil gördüğünüz zaman eşittir ona müstezat diyeceksiniz. Yani bunu çok fazla böyle dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Evet, rubai, tuyu, şarkı. Şuraya şöyle bir şey vermek istiyorum. Derste de anlatmıştım yine bunu. Rubai ve tuyu. Her ikisi de tek dörtlük. Her ikisi tek dörtlük. Her ikisinin uyak şeması A, A, X, A, 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 X, A şeklinde uyaklanıyor. Peki biz bunları nasıl ayırt edeceğiz? Not olarak şunu bilebiliriz. Tuyu arkadaşlar aruzun tek bir kalıbı failatün failatün failün kalıbıyla yazılır. Tuyunun yazıldığı bu kalıp hecenin 11'li kalıbına denk gelir. 11'li kalıbına denk gelir. Rubai ise ikinci notumuza bakalım. Rubai
Aruz'un 24 özel kalıbından 24 şu 24 özel kalıbından biriyle yazılır. Dolayısıyla baktım mesela şuna açıklamalı örneğe bakıyorum. Diyor ki A ya bu ne yani rubai mi tuyu mu? Hemen şöyle yapacaksın. Heceyi say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mü? Buna rubai diyeceksin. 11 mi gelse gelecek? O zaman ona tuyu diyeceksin. Bu yani nasıl desem sadece tuyunun failatun failun kalıbının hecenin 11'ine denk gelmesiyle denenerek gerçekliği ispatlanmış bir durum diyelim biz buna. Yoksa böyle bir kural falan yok. Ya da aruzdaki her kalıp hecenin bilmem kaç kalıbına denk gelir diye bir durum söz konusu değil. Bu tuyu için geçerli bir şey. Zaten tuyu da bizim maniden esinlenerek aldığımız bir yargı biliyorsunuz arkadaşlar. Rubai'si İran Edebiyatı'ndan almışız. Diyor ki mesela burada Rubai ile alakalı bu 4.33 bir nazım şekli kafiye örgüsü AAXR şeklinde yani mani tipi. Bu İran'dan alan Rubai nazım şekli yazılmış bir dörtlüktür diyor. Yani sen burada neyi aklına tutacaksın? Birincisi Rubai AAXR şeklinde yazılmış. Rubai İran'dan alınan bir nazım şeklidir. Rubai'nin İran Edebiyatı'ndaki temsilcisi İran Edebiyatı'nda temsilcisi tabii ki kimdir? Ömer Hayyam'dır. Divan Edebiyatı'nda rubai yazmayı meslek haline getirmiş sanatçımız da Azmizade Halit'tir. En azından şuraya şöyle bir not alabiliriz. Divan Edebiyatı'nda rubai denildiği zaman Azmizade Halit'i bu ismi bilmemizde fayda var. Tuyu dediğimiz ifade de Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı bir nazım şekli. Derste de bunu söylemiştim. Şarkı da aynı şekilde divan edebiyatında Türklerin kazandırdığı bir nazım şekli. Şarkı türküden feyz alır. Feyz aldı. Tuyu da maniden feyz aldı arkadaşlar. Tuyuların kafiye düzeni yine yukarıda söylediğim gibi AAXA'dır. Aruz'un tek bir kalıbı olan failatun failun kalıbı ile yazılır. Bu kalıp aruz hecede 11'li ölçüye denk gelir. Dolayısıyla saydın 11 mi çıktı tuyu hemen ne yaptın? Oraya yapıştırdın. Şarkının uyakşaması bakın buraya verilmiş. Şarkı da Türklerin türküden feyz alarak oluşturduğu divan edebiyatı nazım şekli. Uyakşamamız A B A C A. %80'i böyle oluşmuştur. Tabi burada mesela A B C B olan bu şey bir şarkıdır diyor mesela. Bunu da şöyle yorumla. Mesela A hepsi aynı ya. 2 ile 4'ün nakarat olması gerekiyor. Sonra her A nakarat olarak devam edecek. Burada da işte AB demiş. B'leri ne olarak aldın? Nakarat olarak aldın. Sonra her B, sondaki her B nakarat olarak devam etti. Nedim bu türün en önemli temsilcisi oldu. Murabbamız var. Bir de murabba da dörtlükten oluşur. Murabbanın uyakşamasını şöyle göstereceğiz. A B A C A. Şimdi uyakşaması o zaman neyle birliktelik gösterir? Şarkı ile birliktelik gösterir. Şarkıdan farkı nedir? Şarkıdan farkı eşittir. Nakarat yok durumda. Nakarat yok. Nakarat olmadığı için de şarkıdan farkını görüp evet nakarat yoksa bu murabbadır. Nakarat varsa bu şarkıdır diyebilirsiniz. Derste zaten soruları çözmüştüm arkadaşlar. Gerek görmüyorum tekrardan çözmeye. Ve yüzyıllara göre divan şairlerinden devam ediyorum ben.
13. yüzyıl şairleriyle başlıyoruz. Divan Edebiyatı'nın temsilcisi, ilk temsilcisi Hoca Dehani ile başlıyoruz. 13. yüzyıl sanatçılarımız genelde arkadaşlar, yani bu yüzyıl şairlerinin genel özelliği tasavvuf akımından etkilenmiş olmaları. Tasavvuf akımından etkilenmiş olmaları. Arkadaşlar, yalnız Hoca Dehani bunların dışında kalarak din dışı konularda yazmıştır arkadaşlar ve divan edebiyatının temsilcisidir. Divan edebiyatının ilk temsilcisi diyebiliriz. Bu iki kavramı bilin, başka da bir şeye gerek yok. 13. yüzyıl zaten divan edebiyatının yeni yeni oluşmaya başladığı dönem. 13, 14, 15, 16 diye biz bunları kronolojik olarak sıralamıştık hatırlıyorsanız. Ve 13. yüzyıl ve 14. yüzyılın ilk çeyreğini, ilk yarısını divan edebiyatının taksisatçısı olarak almıştık. O yüzden özellikle 13. yüzyıl ürünlerinin çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Hoca Dehani de zaten aruzu çok kusurlu kullanan bir sanatçıdır. Osmanlı beylikken devlet olma aşamasına kadar geçen sürede Anadolu'da kullanılan Türkçe eski Anadolu Türkçesi arkadaşlar. Bu eski Anadolu Türkçesi Oğuz Türkçesinin devamıdır sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla Osmanlıca dediğimiz dilin resmi dil olarak kabul edilmesi Osmanlı'nın devlet kademesine geçmesiyle alakalı bir durumdur. O yüzden Osmanlı'nın ilk dönemlerinde kullanılan dilin nispeten olgunluk çağında kullanılan dile göre daha sade olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Hoca Dehani bu şekilde iki özelliği var. Bunu alıyoruz. Din dışı konular ve divan edebiyatının ilk temsilcisi olması bizim burada bilmemiz gereken eser Selçuklu Şehnamesi olacak. Ahmet Fakih ile devam edelim. Arkadaşlar bu Ahmet Fakih'te tasavvuf vardır. Tasavvuf vardır. 13. yüzyıl şairidir Ahmet Fakih. Çahname'yi bileceğiz arkadaşlar. Şurayı ben tekrardan silmek istiyorum. Çahname eşittir Türkçe yazılmış, tabii ki o dönemin Türkçesi, Türkçe yazılmış bir kaside örneğidir. Bu size sorulacak ve bunu aklınızda tutmanız gerekir. Şeyyat Hamza arkadaşlar. Şeyyat Hamza dediğimiz sanatçı. Tasavvuf bu sanatçıda da vardır. Tasavvuf vardır arkadaşlar. 13. yüzyıl sanatçısıdır. Burada da Yusuf-u Züleyha'yı görüyoruz. 13. yüzyılın 13. yüzyılın dili, hani dedim ya eski Anadolu Türkçesi, temiz Türkçedir arkadaşlar bu. Tamam, temiz Türkçe. Temiz Türkçe, Oğuz Türkçesinin devamıdır. Oğuz Türkçesinin devamıdır. Osmanlıcadan farklıdır yani. Dolayısıyla burada Yusuf-u Züleyha diye bir mesnevi görüyoruz. Bunun mesnevi olduğunu bileceğiz. Eski Anadolu Türkçesiyle kaleme alınmıştır. Yani sen ne bileceksin? Anadolu'da Türkçe yazılmış ilk aşk mesnevisi. Sevgili arkadaşlarım. Tamam. Soruları beraber yapmıştık zaten. 13. yüzyıl sanatçılarımızdan devam ediyorum. Kim var? Mevlana, Celaleddin Rumi. Zaten bu devirdeki en önemli sanatçılardan biri, en çok sorunun geldiği sanatçılarımızın başında gelir. 13. yüzyıl şairi, tasavvuf olmazsa olmaz, tasavvuf var. Mevlevilik tarikatının müjdeleyicisi, sistemli hale getiren oğlu Sultan Veled'dir. Tüm eserlerini Farsça yazar. Arkadaşlar. Şekil olarak eşittir divancı ama konu olarak
yani içerik olarak baktığımız zaman eşittir tek gecedir. Ama bize ne olarak sorulacak? Divan şairi olarak sorulacak. Burada zaten bakın Farsça eserlerini yazıyor. İlahi aşkı anlatan Mevlana tüm insanlara herhangi bir ayrım gözetmeden sevgi ve hoşgörüyle yaklaşıyor demiş. Tüm eserlerinin içeriği bizim için önemli ve sorulacak arkadaşlar. İşte Mesnevisi 26 bin beyt ama burada şöyle 25 bin ile 27 bin arasında gidip gelen bir rakam verebilirler. En ünlü eseri. Divan adıyla önce verilmiş burada. Ama biz Divan-ı Kibir olarak onu bileceğiz. Divan-ı Kibir, divan edebiyatında şairlerin şiirlerini topladığı defterde divan değil mi ya? Burada da işte gazelde, rubaide, tuyudu, farklı şekillerde yazdığı nazım şekilleri, bu nazım şekillerini topladığı kitabın adı. Fihi mafi, Mevlana'nın sohbetlerini içerir. Yani bu şeyler nedir onun adı? Dinle alakalı tasavvuf sohbetlerinden oluşuyor bunlar. Tasavvuf sohbetlerinden oluşur. Meclis-i Seba ya da Mecalis-i Seba, Mevlana'nın 7 vaazının yer aldığı, yani 7 öğüdün yer aldığı eser. Mektubat da Mevlana'nın devlet büyüklerine ve arkadaşlarına yazdığı 145 mektuptan oluşur. Bu Selçuklu sultanlarına yazılmıştır. Selçuklu sultanlarına yazılan mektup diyoruz. Mektuplar. Evet. Sultan Veled Mevlana'nın oğlu arkadaşlar. Burada var zaten. Kaçıncı yüzyıldır bu da? 13. yüzyıldır. Mevlevilik tarikatına biçim vermiştir. Yani bu ne demek? Mevlevilik tarikatını şuradan bir yok çıkaracağım. Mevlevilik tarikatını sistemleştirdi. Eski Anadolu Türkçesiyle eserler yazıyor. Yani babası Farsça yazarken o dönemin Türkçesini ne yapmış? Kullanmış. Eserleri yine divanı var arkadaşlar. Tasavvuf zaten Sultan ve Mevlana'nın olduğu için olmazsa olmaz. Değil mi? O yüzden kalemin ucu, evet. Tasavvuf vardır arkadaşlar. Divanımız var. Yani dini tasavvuf şeyleri topladığı eserin adı divan. Şunlar arkadaşlar mesnevi olarak geçer. 4 tane mesnevisi var. Yalnız son eser marif için dini ahlaki öğütleri içeren bu eser cüz'i şeklinde de değil bir kavramımız var. Yani eser mesnevidir arkadaşlar. Mesnevidir. Marifname mesnevidir. Sadece mesnevi olarak yazılmış bu eserin bazı beyitleri cüz'i şeklinde açıklandığı için kitapta cüz'i şeklindedir diye alınmış ama eserin mesnevi olduğunu bileceksiniz. İntihaname mesnevidir. Rebatname mesnevidir. İktidaname mesnevidir. Bunların beyt sayıları sizlere sorulmaz sevgili arkadaşlarım. İsimleri ve nazım şekilleri sizlere sorulacaktır. Evet, 14. yüzyıl şairleri, 14. yüzyıl divan şairlerinden Seyyid Nesimi ile başlıyoruz. Ne bileceksiniz burada? Azerbaycan Türkçesi, tasavvuf var, hurufilik inancı ve Seyyid Nesim denildiği zaman arkadaşlar tuyu. Ben direkt özetliyorum size. Çünkü divan edebiyatında Azerbaycan Türkçesi kullanan sanatçılar beynin beş parmağını geçmez. O yüzden bu Azerbaycan Türkçesi kullanan sanatçılar mutlaka sizlere sorulacaktır. Hurufilik inancı dediğimizde tasavvufta bir inanç, enel hak durumu var burada. Yani ben tanrıyım diyor adam. O dönem bunu kaldırır mı? Asla kaldırmaz. Sen tanrı mısın? Gel o zaman senin derini güzelce bir yüzelim, tuza batıralım ve seni öldürelim. Nesim'in ölümü böyle olmuştur yani. Tuyularıyla meşhur bir kişidir. Arkadaşlar Türkçe ve Farsça divanı olduğunu da bilmenizde fayda var sevgili arkadaşlarım. Gülşehir'imiz var burada. Bir de Aşıkbaşı'yı verip bunu bitireceğim. Gülşehir'de de yine tasavvuf vardır arkadaşlar. Tasavvuf var. 14. yüzyıl şairidir Gülşehir'i.
Bu ahi evranın dervişlerinin olduğu bilinmektedir cümlesi onu tanıtan paragraflarda çok fazla çıkar. Özellikle ahi evran ifadesi çok fazla çıkacaktır. Biz burada Mantık-ı Tayran'da eserini bileceğiz. Mantık-ı Tayr, İranlı Mesnevi şairi Feridüddin Attar'ın Ayna adlı eserinden o dönemin Türkçesine çevrilmiş alegorik, sembolik, alegorik bir mesnevidir arkadaşlar. Beyit sayısı sorulmaz ama bir mesnevi olduğu sizlere sorulacak. Alegorik bir eser olduğu sizlere sorulacak ve kimin eserinden çevrildiği sorulacak. Adamın eserinin adı da Mantık-ı Tayr. Aynı ismini alıyor. Farsçadan çeviriyor arkadaşlar. Felekname mesnevi olduğunu bilin. Feleknamenin ama bir Mantık-ı Tayr kadar arkadaşlar ezber yapmanıza Feleknamede gerek yok. 14. yüzyılın sanatçılarından biri de Aşık Paşa arkadaşlar. 14. yüzyıl tasavvuf vardır. Aşık Paşa'da da tasavvuf var. Aşık Paşa Tekkeci olarak da sorulabilir bizlere arkadaşlar. Tekkeci olarak sorulabilir. Garipname'yi bileceğiz sevgili arkadaşlarım. Garipname'nin yazım şekli mesnevidir. Beyit sayısı sorulur sizlere. 10.000 beyitlik bir mesnevi diyoruz. Ve burayı bu şekilde kapatıyoruz sevgili arkadaşlarım. Önümüzdeki hafta zaten Pazartesi günü Ahmedi'den devam edeceğiz. Ve vereceğimiz, anlatacağımız videoda da Divan Edebiyatı'nı tamamen bitireceğim. Tolga hocamız Tanzimat Edebiyatı anlatacak. Aynı zamanda bu haftayla beraber 4 tane Cumhuriyet Edebiyatı videosu sizlerle beraber olacak. Cumhuriyeti sizler zaten çalışın arkadaşlar. Önden gidebilirsiniz. Ben de zaten 4 tane video sizlere yükleyeceğim. Kolay gelsin. Öpüyorum sizi. Kendinize dikkat edin.